Efendimiz Aleyhisselam buyurdu, ma'al menük fesat, idaresini bilen kimse fakirlik görmez diyor. Ekonomikal krizis, ekonomi krizi baş efendim şeyi amil deriz, baş en birinci sebebi milletin israfıdır. Hudutsuz israf var şimdi dünyada. Hudutsuz israf olduğunda her insanın garun kadar efendim hazinesi olsa bu dünya krizden kurtulmaz. Kurtulmaz. Bu da ibaret. Neyse oku, ne istersen oku. Madem millet idare eder, idaresini bilmiyor. Yani eski bir tabirimiz var. Ayağını yorganına göre uzatmayan adam efendim soğuktan donar. Evet. Isınamaz. Biz ayaklarımızı dışarı ayağımız değil efendim üstümüzde yorgan bırakmadık ki açıklayız. Onun için dünyadaki efendim iktisadi kriz, ekonomik çıkmazlık bu insanlar efendim yaşayışlarında israfı durdurmadıkça dünyanın bu krizden kurtulmasına imkan yoktur. Impossible. Mümkün değildir. Boşuna bu ömrünü israf ediyor. Bu şimdiye kadar bir sanat sahibi olur, öğrenirdi. İş güç sahibi olurdu. Para kazanırdı. Evini, yerini kurardı. Şimdi kaç yaşındasın? 21 efendim. 21. Evli misin? Hayır efendim. Bir şey kazanır mısın? Hayır efendim. 21 yaşındaki bir genç evlenmemiş, ev yapamamış, efendim cebinde parası yok, elinde sanatı yok. Evet. Ne olacak milletin hali? Bunun yükünü daha anası babası çeker. Evet. Değil mi? Evet. Sen ananın babanın yükünü çekecek isen, iken sen, senin yükün onlar ülkede. 15 yaşında diyor şeriatımız. 15 yaşında efendim 15 yaşında olan gidiyor mu? Şeyh Muhammed Efendi gitti. Şeyh Muhammed Efendi. Şeyh Muhammed gitti efendim. Ha. 15 yaşında evet. İken kendi yükünü çekebilecek, ailesine yükünü çekebilecektir insan. Bu oğlumuz 21 yaşındaydı. Evet. Daha anasından başından efendim sokağa çıkacağında harçlık evet. ister. Evet. İşte bu nizamsızlıktır. Dinsiz rejimlerin şeytani tuzaklarıdır. Evet efendim. Sen iktisat okuyacaksın. Ne oldu? Bitirince kadar bak da 25 yaşında olacak. Evet. Değil mi? Evet efendim.
25 yaşında nesi kaldı bu çocuğun? Diploma alacak. İş var mı? İş sahası daraldı. Evet. Sıfırdadır. Çünkü hoca Almanya. Almanya içerisindeki 500 tane üniversite var. Çıkan talebe, çıkan mezun çıkan mesela bu şeyden 40 bin, 50 bin efendim, mezun çıkar. 40 bin, 50 bin kimselerin istihdam problemi vardır. İstihdam problemleri vardır. Değil mi? Evet efendim. 40 bin kişiye her sene yer bulabilir mi hükümet? İstersen efendim sen major mu derler? En yükseğine o okumanın master derler. Evet. Majesti mi der? Master. Evet. Master. 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 Master efendim. Master. Master profesör. Profesör olmakla sana yaraşmazlar ki. Dolu. Düşün mesela bir efendim sinema var. Efendim. Sinema doludur. Ağzına kadar. Bir itibarlı kimse gelse, beyi gelse, paşası gelse, içeri girmek istese, efendim, yer yoktur derler ona. O gösterse hüviyetini, ben şuyum, ben bu. Burada hüviyet geçmez. İçerisi fulldur. Seni ezerler der. Bitti. Nazari ilimden bir nesile çıkmaz oğlum şimdi. Pratikte bir sanat sahibi olacaksın. Bana bu senin getirdiğin ve bunun kadar bir kitap getirdi Londra'da belki 500 sayfa belki daha fazla. Bu kitabı getirdiler, bana dediler ki Şeyh Efendi bu kitabı ne kitabıdır bu dedim ben. Bu İngilizce bir kitaptır ve İngiltere'de efendim gereken bütün iş ve sanatları bir bir şey diyor, yazıyor buraya. Belki içerisinde 10 bin, belki içerisinde 5 bin, bilemedin 1000. 1000 çeşit sanat var diyor. Yani bilemesen, kitapta belki de 5 bin, belki de 10 bin var diyor. Evet. İnce yazılı bu ansiklopedi gibi. Ya bu dedim, bu kadar sanat varken bu çocuk üniversiteden ne öğrenir? 10 branşı var. Sayın kaç branştır senin üniversite? Söyle, iktisat. Hukuk. Hukuk yok. Kasım. Fizik. Var. Kimya. Evet. Kozmografya. Evet. Doktorluk. Evet. Efendim, madencilik, efendim, ormancılık, ziraat, efendim, feza ilimleri. 10 ya 15 branş. Boyuna bundan ahali memlekete sürersin. Bu adamlar bu işi yapamaz. Yani 15 meslekten başka meslek yok. Lakin akılsız hükümetler, akılsız efendim talim müesseseleri milleti böyle enerjisini sıfırlamak için uğraşıyorlar. Ya bu delikanlı. Bu şimdi
21 yaşında. Bu 10 yaşında mesleke girseydi, şimdi ustabaşıydı bu. Evet. Müessesesi olurdu, iş yapardı. Halkın istediği işi yapardı. E şimdi ayağı olan anasından başında efendim mektebe gidecek para verdiler. Çay içecekler para verdiler. Efendim kokteyl değil bu sardıkları şey var ya, ve yerler. Döner. Döner olsun, ne derler ona? Sandviç. Sandviç var. Sandviç. Bir sandviç parası ya bu çocuğun elinde. 21 yaşında delikanlı. Sandviç alacak parası yok. Bu ne insansızlık? Ne ekonomisidir bu? Şeytanın uydurduğu ekonomidir. Mühim bir noktadır bu. Lakin kimsenin aldırdığı yok. Herkes istediği, benim efendim sertifikam var. Benim efendim Majester. Majester. Evet. Majester. Sen ıslatla suyun iç. Majesterliğinin. Cebinde paran yok. İşin yok, gücün yok. Elinde sertifikan var. Ne yapacaksın? Eski tabir, yırt da bilmem neyi temizle. Sil. Anlaşıldı mı? İnşallah efendim. Bak bu köylü adamdır. Estağfurullah. Köylü bir kimsedir. Anası yok, babası yok. Fakir yetimdir. 40 yaşında var be Hüseyin. 35. He? 35. 35 yaşında Hüseyin. Anan baban var mı? Yok, dedem yok. Ha? Hiç kimse yok, bir şeyim var elhamdülillah. Cebinde paran var mı? Elhamdülillah, be. her zaman. Elhamdülillah. Ha? Elhamdülillah, her zaman. İşin var mı? İşim var her zaman, iş çok. Her iş çok. İş çok bizde, iş. Yani açık işin içinde. İş çok. Ne iktisadı bu? İş çok. İkonomi okuyor. Çevremizde ekonomi ne yapacak? Hastalık için altında. Aklınızı başınıza toplayacaksınız. İş sahibi olacaksınız. Sanat öğreneceksiniz. Sanat öğrenin diyor. Okuma kapısı kapandı. 90 yaşında adam var. Efendim elinde diploması var. 10 parası yok cebinde. Emin Allah'a tevhid. Hadi. Fatiha. Fatiha.